Evet, İspanya, Kanarya Adaları ve Kanarya Adaları'nın en büyük adası Tenerife'deyiz. Tenerife daha önce iki kez daha gelmiştim ama tabii ki otomobil lansmanları için gelmiştim. Burası çok güzel. Acayip güzel bir iklimi var. İnanılmaz bir doğası var. Zaten volkanik bir ada burası ve özellikle yukarılara çıktığınız zaman dünyanın hiçbirinde bulamayacağınız inanılmaz yolları var. Bu yolları da daha önce geçmiştim ama otomobille geçmiştim. Bu kez motosikletle geçince işler çok daha farklı oluyor. Biraz önce, daha doğrusu biraz önce değil, bütün gün boyunca 260 kilometre yol yaptık ve hayatımda hiç bu kadar U dönüşü yapmadım. Şimdi motosiklet ne alaka diyeceksiniz. Yamaha Türkiye beni buraya davet etti. Motosiklet kullanmak ister misin dedi. Tracer 700 kullanmak ister misin dedi. Ben daha önce de bu motosikleti kullanmıştım ve bayıldığım bir motosikletti. Şimdi çok daha güzelleşmiş tabii ki. ...1993 yılından beri motosiklet kullanan birisiyim ve bir fiil günlük olarak da motosiklet kullanıyorum. Ama tabii ki son 10-15 senemi özellikle evlendikten sonra daha çok skuterlar üzerinde geçirdim. Şimdi tabii bu tip vitesli motosikletleri de arada kullanıyorum. Ama tabii ki bunun rakiplerini çok fazla kullanmadığım için kendim de bunun hakkında da çok fazla yorum yapma yetisi görmüyorum. Bunun için de buraya beraber geldiğimiz Alişan Fidan'ı davet edeyim. Gel gel. Valla biraz yorulduk. Biraz değil, bayağı yorulduk. Pertimiz çıktı. Sabah 8'de uyandık. Ondan sonra çıktık zaten. Öyle bir şey oldu. 260 kilometre durmadık. Arada fotoğraflar için falan. Bir yemek yedik. O kadar. Yani bu alışık tabii de. Ben 45 yaşında bir tane adamım yani. Ya, ben de yoruldum ya artık. Yani artık sonuna doğru dedim bitsin yani ama dehşet manzaralar vardı. Öyle böyle değil. Manzaraya bak. Bulutların üstünde. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz video. Şuradan gideceğiz. Oradan döneceğiz. Tekrar buraya geleceğiz. Çok güzel. Kafayı yiyorum yani. Bu kadar güzel olamaz ya. Böyle bir şey beklemiyordum ben. Dehşet. Evet, böyle yukarılarda öyle bir durum var ki bulutların üzerinde süzülüyorsunuz. Resmen bulutların üzerindesiniz. Yani orası bir deniz gibi gözüküyor ve o lavlı güzel asfaltın üzerinde. Asfalt zaten bildiğin zımpara. Değil mi? Böyle bak. Böyle yapıyorsun. Ayağın oynamıyor bile. Orada süzüyorsun. Ya anlatılmaz ya. Gerçekten her motosikletçinin buraya bir şekilde gelmesi lazım. Kesinlikle. Bulutları görüyor musunuz? Bulutların üstündeyiz şu anda. En son bir tabela vardı. 1300 küsür metre yazıyordu. Hop. Zaten hop. Selam. Nasıldı? Abi çok iyiydi. Hayvan gibi gidiyorsunuz. Estağfurullah. Biraz daha ama önümüze bunlar hayvan olsa gibi gidiyor. Ama bunlar motorcu zaten. Bizim öyle bir iddiamız yok. Yaşlıyız oğlum biz. Yok yok. Çok güzel ama yollar. Yol müthiş ya. Şuraya baksana abi nasıl tutuyor. Bak ya. Bak bak. Bak burası zaten tam böyle Avusturya ya da işte Fransız Alplerindeki kafelere benziyor. Bizim ekip, bizim tayfa bu. Şuradaki 26 numara benim motorum. Bak güzel bir Honda var. Ne o? Spider. İnsanlar işte böyle kültür aktivitesi. Ama yol çok iyi. Yol felaket. Yol müthiş. Yol felaket. Bir yerde patlıyordum ama seyrettiririm zaten. Hadi görüşürüz. Biz bir kahve içelim, kendimize gelelim. Ya ben böyle güzel yerlere geldiğim zaman zaten bilmiyorum ama hep böyle yanımda karımı istiyorum. Yani onunla beraber böyle ne bileyim yollar, gezmek, güzel oteller vesaire ama bu sefer senle zaman geçirdik. Gayet de güzel geçirdik. Yanlış anlamayın. Hadi bize motosikleti biraz anlatsana.
Şimdi zaten LED farın gelmesini bekliyorduk, istiyorduk da. Ama ben o yılan formunu bir korumasını isterdim. Çok güzel gözüküyordu, çok yakışıklı ve agresif duruyordu. Bu biraz da Yunus balığına doğru dönmüş ama gene güzel, gene iyi. Aydınlatması çok güzel. Sen nasıl buldun aydınlatmasını bilmiyorum ama. Ya ben bu kafa yapısını biraz böyle Transformers'a benzetiyorum. Resmen böyle sana bakıyor. Yani böyle vahşi de bakıyor, güzel de bakıyor. Gel gel beni al diyor. Evet. Acayip cezbeden süper bir bence yüz buldu artık. Şimdi sert, biraz böyle radikal bir geçişti bu. Radikal geçiş olacağı için seveni olacak, sevmeyeni olacak. Bunlar çok normal. Ama 2 sene sonra herkes alışacak. Eski kasaya bakınca diyecekler ki ya bunun görünüşü değil yani, yenisi olsun falan. Her zaman böyle oluyor bu iş. Bunda da böyle olacak büyük ihtimalle. Ama LED olması çok güzel. R1, R6 falan bunların diğer abilerinden, bir abisi değil daha doğrusu, tam da yani ürün gamındaki diğer ürünlerden böyle benzer bir kafa tasarımı yapmaya çalışmışlar. Bence güzel, fena değil. Şimdi ben dünkü basın toplantısında söylenenleri biraz anlatayım. Tabii. İşte ön taraf değişmiş. Komple body değişmiş. Euro 5 normuna geçtikleri için tabii bir sürü katalizatör vesaire gelecek ki bu emisyonları tutabilsin diye. Bu da tabii ne yapıyor? Motosikletin en önemli detaylarından biri beygir gücü dışında ağırlık. Yani otomobilde de tabii önemli ama motosiklette çok önemli. Bu sanırım 195 kilo, 193 kilo civarında bir şeydi. O katalizatörler gelmesine rağmen yine de ağırlığı aynı kalmış. Onu da nereden sallamış? İşte farları hafifletmiş. Bu üzerindeki panelleri biraz daha fark ettirmiş, hafifletmiş. Dolayısıyla aynı yerde tuttuklarını söylüyorlar. Büyük başarı. Ön ve arka amortisörler artık ayarlanabiliyor. Sele biraz daha genişlemiş. Özellikle artçı için evet, çok daha rahat bir hal almış. Ön zaten aydınlatma grubu senin de dediğin gibi LED olmuş komple. Üst tarafta işte yine gündüz farları da LED. Böyle kaş gibi duruyor. Gösterge paneli zaten çok güzel olmuş. Yani ben de onu fark ettim. Renkli değil ama çok güzel okunuyor. Renkli değil ama bayağı iyi okunuyor. Benim en çok sevdiğim şey ne oldu ama ben sana söyleyeyim mi? Şu. Böyle aldım bitti. Evet, giderken ben onu yaptım zaten. O görüntüleri de araya atarım. Orada da gösteririm. Yani kullanırken çok rahat, dengeli bir şekilde oradan yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Eskisinde galiba böyle vidalı. Eskisi bayağı uğraştırıyordu. Bir de çıtırtı tıkırtı problemi oldu camdan dolayı. Bunda o tıkırtılar da kesilmiş. Hani haberiniz olsun, bana öyle soru geldi. Abi tıkırtı devam ediyor mu diye. Tıkırtı yok abi. Kesildi. Ben tabii motosikleti bu yollarda kullandım. Kullandığım zaman da çok beğendim. Yani çok güzel yol tutuyor. Lastiklerden, asfalttan, süspansiyondan, şasenin dengesinden paket olarak ben çok beğendim. Çünkü şöyle bir şey de düşünüyorum kendi hayatımda. Scooter kullanıyorum diyorum ya. Yani biraz da scooter'ın dışında aslında vitesli motosiklet mi kullansam? Hatta bir süre Tenere 700'ü kullandım. İnanılmaz hoşuma gitti. Bunu ama çok merak ediyordum. Yani bunu böyle hedefledim diyebilirim aslında. Kesinlikle döndüğüm zaman biraz da İstanbul'da kullanmak istiyorum. Çünkü karakterler değişiyor bizim asfaltımızda. Zaten senin gibi insanları burada şey yapıyorum. Middleweight dedikleri bu orta sınıfta. Hani hem performans olsun, hem gitsin şehir içinde kolay olsun, çok yakmasın, beni yormasın, şu bu bilmem, hepsini böyle topladığın zaman ortaya bu. Ya da işte NC750 çıkıyor. Bunun olayı zaten NC750'ye göre daha hafif olmasıydı, daha iyi gitmesiydi falan. NC biraz daha işte bagajı var, pratiklik. Hani scooter'dan geçtim ama onun şeylerini de çok da kaybetmeyeyim. Biliyorsun bagaj muhteşem evet, bir özgürlük. Bagajı falan kaybetmeyeyim diyenler için şeydi. Bu da biraz daha gazcıya. Biz arkaya bir bagaj açacağız. Ondan sonra yine hanımı araya katayım. Hanım alıp belki bir Yunanistan yaparım. Biraz da gezerim. Çünkü ben günlük kullanıyorum. Hafta sonları skuter'ı kullanamıyorsun çok. Sadece çarşıya pazara gidiyorsun. Caddeye iniyorsun. Kolaylıklar nedeniyle kullanıyorsun ama zevk için kullanamıyorsun. Biraz da böyle zevk için kullanmak istiyorum. Artık Nisan'da geliyor galiba. Mart sonu Nisan başı gibi geliyor. O geldiği zaman da fiyatına bakarız. Şu anda galiba 75 civarlarında falan da en son fiyatı. 80 olur belki herhalde. Veya şimdi Yamaha hep şey yapıyor. Eski kasanın aynı fiyatıyla getiriyor ilk başta lansmanda. Herhalde öyle bir şey gelir. Bugün grupta 4-5 tane de Yunanistanlı arkadaşımız vardı. Onlar da bizi davet etti bu arada. Yunanistan'a gelirseniz mutlaka bizle iletişime geçin. Beraber gazlayalım diye. Belki onlarla beraber gezeriz. The new gearing is more suitable for this kind of purpose. It's really alive. The engine is really alive. I like the changes in the front suspension. The brakes are okay, decent. Not the best brakes I have ever tested, but they're very really good. I like the whole setup. I like the whole setup, and in general, it's a very nice sport. Okay. Bike. Thank you. Oh, neden olmasın? Ama adamlar gazlıyordu, haberin olsun. Ya çok komikti zaten. Bu adamlar öyle bir gidiyor ki. Ben de şimdi otomobil lansmanlarına alışayım ya. Yani otomobil lansmanlarına en iyi gidenlerden biri benim. Ayıptır söylemesi. Burada da herhalde giderim ya bunlarla falan diyordum ama bastılar gittiler. Ben hep tek başıma yolculuk yaptım, öyle söyleyeyim. Hatta bir ara... Senden çok daha kötü gelenler de vardı ama şimdi kendine haksızlık etme.
Allah razı olsun. Hatta bir ara o son dönüş vardı ya, böyle dar yollar evet, falan filan. Orayı da şimdi göstereyim. Gerçi orada artık GoPro'nun şarjı bitti ama orada öyle bir yerler var ki bir otomobil zar zor sığıyor. Yola bak, yola. Stres oluyorsun. Motosikletle bile aralardan geçmek için. Sizi tabii kaybettim. Daha sonrasında böyle tek başıma kaldım. Arkamda da kimse yok. Bulutlar var. Böyle gidiyorum. Bir dalmışım gitmişim. Ulan dedim şimdi kayboldum. Yakıtım bitiyor. Cep telefonumda en son %6 falan şarjım vardı. Powerbank'im de sendeydi. Evet, GoPro bitti. Ulan dedim burada kalsak ne yapacağız? Etrafta hiç bir medeniyet yok. Ama dedim güzel ada be. Neyse hadi fazla uzatmayalım lafı. Bu geldiği zaman tekrar kullanırız. Bakalım bir pazarlığa girişiriz. Belki böyle bir motosikletimiz olur. Yeni bir Tracer. Yeni Tracer hayırlı olsun diyoruz o zaman şimdiden. Bakalım göreceğiz. O zaman görüşmek üzere. Bu arada Alişan'ın da yeni bir kanalı var. Eski Motoron dergisinin editörüydü zaten. Çok güzel videolar çekiyordu. Ben beğeniyorum. Senin yorumlarında da çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Neydi? Sen 100 söyle. Oktan TV arattığınız zaman çıkıyor. Yalnız 100 Oktan'da şöyle bir şey oluyor. Arattığınız zaman senin videolar da çıkıyor orada. 100 Oktan Boşluk TV diye koyduğunuz zaman ben çıkıyorum. Motosikletle ilgili bilmek istediklerinizde Alişan'a sorabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmına da tekrar yazarım. Yorumlara da tekrar bakarsanız. Ayrıca motosikletin ayrıntılı testini de, yani benim kullandığımla onu kullandığı biraz daha farklı olacak. Bir de oradan seyredersiniz. Gerçekten performansı nasılmış? Orada görürsünüz asıl performansını. O zaman şimdilik hoşça kalın dileyelim. Bir sonraki motosiklet videosunda arada seni alırım. Ben de seni bir otomobil videosuna davet edeyim o zaman, karşılıklı olsun. Hatta kapışalım o zaman. Güzel. Yapacağız bunu. Bunu yapalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basın. Abone olduktan sonra da tabii eğer yeni videoları ilk siz görmek istiyorsanız o zil tuşu var ya, ona da basıp bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere.